Evet sevgili seyirciler şu anda yine e, gazeteci yazar Ahmet Erbaş ile birlikteyiz. Evet e, sevgili Ahmet abi e, stüdyomuza tekrar hoş geldin. Bugün de e, Aksaray'a eski cumhuriyet bayramları nasıl kutlanırdı ve balolara kimler gidebilirdi? Evet buyurun. Şimdi Cumhuriyet bayramının çok önem verilirdi okullar bilhassa günler önceden hazırlık yapar. Efendim, e, sınıflar süslenir. E, ve en çok da ağırlık yürüyüş okulların resmi geçit törenindeki yürümeleri için beden eğitim öğretmenleri planları günler önceden hazırlık yapar, öğrenciyi yürüterek hani hangi okul çok güzel yürüyüp geçti falan diye onlar puan olurdu yani. Şimdi... Nerede yürüdüler o zamanlar? Bu Umumiye Aksaray Lisesi'nin önüne doğru dizilir, aşağıya doğru. Ee, şeyin bugünkü Cumhuriyet şeyin valilik binasının önünde protokol durur. Evet. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı. <laughs> evet. Şey olmazdı yalnız. Hani bir özel bir tenteli planlı bir kapalı yer plan olmaz. Doğrudan doğruya oradaki kaldırma e, kaymakam işte e, protokol zebatı dizilir. Ondan sonra onun bir yan tarafına da bandocu ekibi dururdu. Ondan sonra e, öylece yürünür. Fakat halk öğrencilerden ziyade resmi geçitte esnafın geçişini beklerdi. En muhteşem e, geçit, şey hazırlığı azmi milli yapardı, un fabrikası. Onun ya, bir esnaflardan mı geçit töreni katıldı? Tabi, tabi, tabi. Şimdi. Ee, ciddi kurumlar büyük kurumlar büyük esnaflar ondan sonra araç süslerlerdi ne yapıyorsa mesela siz, manavlar derneği e, araba süsler halkın üzerine işte eriktir o mevsimde ne bulunuyorsa ekim ayında işte meyve atar falan ne yapar toplu karabalıkların içine Ondan sonra efendim e, Azmi Milli çok görkemli araç süslerdi. Bir açık e, şeyin üzerine kamyonun kasalarını yana yere indirip üzerinde fabrikanın maketini e, maketini mont ederlerdi. Efendim önde de büyük bir Türk bayrağı Ondan sonra bayağı uçlar yere sürünecek kadar büyük. Ondan sonra efendim <laughs> o bir arkasından Koçaş o zaman tarım işletmelerinin Koçaş tarım okulu vardı. Onlar çok fazla hazırlanırdı şeye. Cumhuriyet Bayramı'na okulun beden eğitimi öğretmeni Ertuğrul abi vardı. Ondan sonra o çok güzel hazırlar. Onların geçişi çok alkış alırdı. Efendim şeyden bayram töreni bir, bir saat sürerse geçit töreni iki saat sürerdi. Evet. Eee i̇şte halk merak eder yine işte Koçaş ne yaptı? ondan sonra azmi milli ne yaptı manavlar derneği ne yaptı esnaf Kefalet ne yaptı piran ne yaptı diye yani arabaların süne bakacak esnaf ondan sonra efendim şimdi e, her sınıfın başında e, ister ilkokul ister ortaokul ister lise sınıf öğretmenleri şey yapar. Beden eğitimi öğretmeni okulun en önünde yürür. Sınıf öğretmeni de e, saate başta şeyin e, o, o okulun mesela Cumhuriyet İlkokulu geçiyor veya Aksaray Lisesi geçiyor. Onun sağ, her sınıfın e, sağ başına da e, sınıf öğretmeni yürürdü. E, çok günlerce hazırlık yapılırdı Cumhuriyet Bayramı için. Hem esnaf hazırlanır, hem dernekler hazırlanır. Ondan sonra, daha sonra bu adet kayboldu. Şimdi güreş falan var mıydı? Güreş falan yapar mıydı gençler o zamanlar bayram meydanında? Cumhuriyet Bayramı'nda değildi o. 19 Mayıs'taydı. Şimdi şu anda Hani vatandaştan çıktı bu, adeta bir resmi şey törenine dönüştü, e, protokol törenine dönüştü. Yani davetli olan ayıp olur diye gidiyor, geriye kalan vatandaş pek e, Cumhuriyet Bayramı'na falan e, katılmıyor. Muhabbet etmiyor yani rahmet etmiyor. Ee, hatta yani çocuğu yürüyecekse bir anaokulunda, ilkokulda olan çocuğu falan varsa onun ebesi, dedesi, teyzesi, halası onlar bile yığılırlardı. Şey, bizim Fadime'nin çocuk geçecek işte, Ali'nin çocuk geçecek diye. Şimdi şu anda ben bayram okullarla protokolün kutladığı bir şekil aldı. Yani burada biraz da vatandaşlık duyarsızlığı mı var gibi geliyor bana. Yani Efendim, vatandaş istese yani katılabilir yani o zaman vatandaşın vatandaşı e, o işlere teşvik edecek şeyler yapmak lazım. Mesela e, ilk festivalde bir kere tatbik edildi, gene esnafa araç süsleterek protokol geçirdik, ondan sonra inan e, valilik önü ve yol boyunca bütün e, esnaflar, Ulu caminin önleri, belediyenin önleri filan insan seliydi yani, e, geçit töreni seyredeceğiz diye, fakat nedense o, araç süsleme o şey gösteri kalktı. Akşamları fener alayları yapılır mıydı? Yapılırdı tabii. O, gene o da çok merakla beklenir. Ondan sonra işte halk ya kapısının önüne oturup o zaman böyle apartmanlar yok. İşte kapının önünde oturur bekler elektrik trenin altına oturur bekler kadınlar falan. Yani ucuk sonra Fener Alayı falan diye. Yani vatandaş daha çok ilgi duyuyordu şeye. Biraz da bu televizyonun filan etkisi. Vatandaşı caddeden, sokaktan ziyade eve çekti. Yani televizyon seyrederek, işte video seyrederek, ondan sonra telefondan törenli geçişlerini seyrederek vatandaşın meydanlara birikmesi şeye bindi. Tavsidi yani. Şimdi e, akşam, e, yani o günün akşamında, bayramın akşamında e, Cumhuriyet Balası olurdu. E, Katılan olurdu. İşte bu efendim, Cumhuriyet Balası'na kimler katılabilirdi? Efendim şimdi Balo <laughs> e, malum Ebe'm katılacak değil, anan katılacak değil. Çünkü başörtülüğü zaten salona da almazlardı, kapıdan da sokmazlardı. Şimdi Yani baloya başörtülü almazlar mıydı? Hayır efendim işte bir belli kesim işte diyelim ki işte Aksaray'da elit geçinen belli kesim işte şeyin kocası iki pırt çeken, akşam olunca karısı baş açık olan sınıftan zaten onlar bellidir. Adet aksayda işte 30 40 kişi, 20 kişi, yetmiş kişi neyse onlara davetiye gider. Baloya da zaten onlar giderdi. Yani vatandaşın baloyla falan bir işi yoktu. Şimdiki, şimdi Mesela resepsiyona e, çağrılanlar e, farklı, yani e, her türlü dernek, şey sivil toplum kuruluşu başkanları, yöneticileri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri filan. Yani o zaman böyle yöneticiler falan değil de, işte iktidar partisinin adamı gelirse geldi, gelmezse. O da yok. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Umumiyette şimdiki gibi resepsiyon değil, balo olurdu. Balo da mutlaka içkili olurdu. Şimdi efendim bazen düşünürüm şöyle kendi kendime. Düğününden Cumhuriyet kutlu yok işte veya işte e, Aksaray esporun gecesini yapıyor, ne bileyim neyin planını yapıyor. Neyi yaparsan yap. Mutlaka yani üzülsen de şerefe e, şey yapsan da sevinsen de şerefe mutlaka içkili olurdu bütün toplantılar. Bakan gelirse, bakana verilen yemek bile içkili olurdu. <laughs> yani şimdi o günleri bu toplum atlattı. Şimdi farklı bir şeye girdi, mecraya. Yani şey, resepsiyon işi bu gerçekten eski Cumhuriyet balolarına göre son derece takdir ettiğim bir şey. Yani davet edilen her var. Berberi de geliyor, Kelikçisi de geliyor, sebreçisi de geliyor. Efendim, manufaturacısı da geliyor, sarrafı da geliyor. Mühendisi de geliyor, mimarı da geliyor. Efendim, banka müdürü de geliyor, vali de geliyor. Yani şeyin bugünkü e, resepsiyon e, daha çok e, cumhuriyete yakışır. E, her kesime Hitap eden çünkü cumhuriyet öyle Ali'nin velinin bir, bir kurumu değil bir müessesesi değil cumhuriyet bu milletin malı yani